Niye sevmem? Bir defa Atatürk değildi. Benim atam da değil, Türk de değil o adam. Yani bana efendim devlet zoruyla öğrettirilen tarihe mi inanmak zorundayım? Yat yat uyu, uyu uyu yat. Yaşa atam yaşa, atam yaşa yaşa. Her okulun önünde bir put, her meydanda bir put, her vilayetin önünde bir put. Milyonlarca memleketin parası İtalyan heykeltıraşlarına gidiyor. Yıllardan beri gitti. Ha bu diyeceksin ki ya bu Mustafa Kemal'in suçu mu? Hayır, ama onun ektiği tohumun suçu. Elbette onun suçu. O geberdi gitti. Onun yerine gelenler putları diktiler ama başlatan kim? Başlatan kim? Bir hayrı başlattıysanız o hayır devam ettiği sürece size yazılır. Bir şerri başlattıysanız o şer devam ettiği sürece de yine onun hanesine yazılır. Bu ülkeyi bu hale getiren İngilizlerdir. Osmanlı coğrafyası üzerinde 30-40'a yakın hükümet kurdurmuşlardır. Birini de Mustafa Kemal'e kurdurtmuşlardır. Ya bunun artık apaçık delilleriyle ortada olduğu halde, belgeleriyle ortada olduğu halde halen daha Mustafa Kemal'in oturup hani benim kızmama kınayanlara sorayım. Siz niye seviyorsunuz halen? Ben de size sorayım bari. Neyini seviyorsunuz kardeşim? Yani saltanatı ilga ettiği için mi? Ama orada bir saltanat değildi, dikkat edin. Orada bir halifelik müessesesi ilga edildi. Onun sancısı halen devam ediyor. Halifeliğin anlamını bilmiyorsanız oturup öğreneceksiniz. Canım bize ne halifelikten falan dersen benden konuşacak lafım yok zaten. Benim de sana söyleyecek lafım yok. Halifeliğin ne olduğunu, niçin olması gerektiğini, bugün niçin onun açığını gördüğümüzü, açığını yaşadığımızı, zararını gördüğümüzü anlamıyorsan sana ne ben bir şey anlatamam. Mustafa Kemal'in ihanetini de anlayamazsın sen. Bu memlekette millete zorla şapka giydiren bir adam diktatör değil de nedir? Ben dervişe söylüyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'a firavun diyor. Mustafa Kemal'e niye söyleyemiyorsun aynı lafı? O da firavunun daniskası. Batılı olacağız diye diye kendisi smokini giydi çıktı. Karşı gelenleri öldürttürdü. Peki o firavun olmuyor mu? Ya Mustafa Kemal'in neyini seviyorsunuz o zaman? Sevdiğiniz şeyi söyleyin. Vatanı kurtardı demeyin sakın ha. Bu yalanı bana söylemeyin. Mustafa Kemal olmasa da bu memleket kurtuluyordu. Mustafa Kemal gibi sayısız Osmanlı subayı savaşıyordu zaten. Sayısız Osmanlı subayı. Kazım Karabekir'inden tut bilmem Ali Fuat Paşa'ya kadar. Maraş'ta ilk kurşun atıldığında Maraşlılar Fransız'ı kovduğunda Mustafa Kemal neredeydi ya? Kuvayi Milliye 1914'te kuruldu. Mustafa Kemal'in esamesi yoktu o zaman. Sıradan bir yarbaydı. Kuvayi Milliye'yi Mustafa Kemal kurdurdu diye niye yalan söylüyorsunuz millete? Ve bu yalanlar üzerine de biz eleştirdik mi? Sen Mustafa Kemal'i niye sevmiyorsun? Ya niye seveyim? Birincisi 38'de gebermiş gitmiş. Ben doğmadan 16 sene önce. Benim haberim bile yok. Tanımam görmem. Niye seveyim? Yaptıklarını da öğrendim mi hiç sevmeme sebep kalmıyor. Niye seveyim? Sebep ne? Kur'an-ı Kerimleri toplattıkları için mi? 30 küsur Yahudi pedagogu getirip İslam Türk milletine eğitim sistemi hazırlattığı için mi seveyim? Neyi seveyim ya? Eğitim müfredatını kim hazırladı? Kime hazırlattı? Sen bunu bilerek Atatürk'ü seviyorsan sana sözüm yok. Güle güle sev, öte dünyada da sevmeye devam edersin. Ha bunu bilmeyerek konuşuyorsam o zaman önce öğreneceksin. Bilgi lazım, bilgisiz olmaz. Öyle gruba slogan laflara bakarak insan ne sevilir ne nefret edilir. Benim babam rahmetli 2011 yılında öldü. 100 yaşındaydı. Ben de Almanya'daydım, gidemedim. 2011 yılında, 5 sene oldu öyle. Ve babam 40'lı yılları, 30'lu yılları
30'lu yıllarda asker zaten babam. İkinci Dünya Savaşı'nda 6 yıla yakın askerlik yapmış bir adam. Mustafa Kemal'in ağzını alırken yanına da 2 tane küfür eklerdi. Küfürsüz ağzını almazdı. İsmet İnönü'yü ağzını alırken 2 tane de küfür eklerdi yanına. Menderes'e sıkı sarılanlardan biriydi babam. Menderes'i ben sever miyim? Hayır. Niye? Ya Menderes o gün için, babam o dönemdeki nesil için Menderes kurtarıcı görünebilir. Ama bugün baktığımız zaman Menderes bizi Amerika'nın kucağına oturtturmuştur götürüp. Neyini seveceğim? Bakış açısı önemli. Neyin için seveceğim? Ya bir insanı kişisel olarak sevebilirsin, ayrı konu. Yani içinden sevgi gelir bir insana. Böyle bir sempati duyarsın. Ben onu da duymuyorum. Çünkü adamın suratı bir defa Türk suratı değil. Tipik bir İngiliz kafası. İyi bakın, inceleyin. Kafatasçı değilim. Ama yapı model ortada. Yaptığı işle beraber eklersek Mustafa Kemal'in Türk bile olmadığını anlamak için çok fazla akıllı olmaya gerek yok ha. Kim Kemalist bu ülkede? Bu ülkede %30'a yakın azınlık vardır. Ermeni, Hristiyan, Yahudi. Onlar da Kemal'i sevdiklerinden değil. Onların işine geldiği için Kemalistler. Eğer bu ülkede bir referandum yapsanız Mustafa Kemal'i kaç kişi seviyor diye %30 çıkmaz. Ama 1980'de bakın ben bunu söyleyeydiniz de göreydim. En az 3 yıl hapishaneden dışarı çıkamazdınız Mustafa Kemal aleyhindeki laf etseniz. Yani adam diktatördü, adamı tutanlar da diktatörler devam ettiler yıllarca. Kemalist olacaksın, yoksa albay olamazsın. Hasbel kadar olduysan general hiç olamazsın. Bir yere rektör mü olacaksın? Kemalist olacaksın. Bir yere öğretmen mi gideceksin? Kemalist olacaksın. Yapmayın ya. Bir gecede 1000 yıllık bir tarihi kenara iten, bir gecede 1000 küsur senelik bir hukuk literatürünü rafa atıp Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan hukuk dilenen bir adama siz milliyetçi diyeceksiniz. Yapmayın ya. Ya ben yanlış anlıyorum bu kavramları, ya siz yanlış anlıyorsunuz. Hadi diyelim modernleşeceğiz. Yani Mustafa Kemal'in yerinde ben olayım. Tamam dedim ki saltanatı kaldırıyorum. Doğrudur. Miadını doldurmuştur Osmanlı saltanatı. Kabul ederiz burayı. Yani buraya kadar kabulüm şahsi. Ama hukuk literatürünü nereye atıyorsun ya? 1000 küsur senelik bir hukuk literatürü atılır mı ya? Bugün gelin Alman kütüphanelerine varın. 15 yaşındaki bir Alman çocuğu 500 yıllık kitabı açmış okuyor. Sen okuyabiliyor musun ya 100 senelik bir kitabı? Hadi git kütüphanemize. 1000 yıllık zenginliğin kütüphanede duruyor senin. Tabii batılı oryantalistler geliyor, tercüme ediyorlar bizim eski eserleri. Tercüme ederken de bize kakalıyorlar kendi fikirlerini. Çünkü biz bilmiyoruz ki dilimizi. Biz uzaydan indik. Çatal kaşık tutmasını Atatürk öğretti bize. Tuvalete nasıl gidileceğini Atatürk öğretti bize. Yolda nasıl yürüyeceğini, nasıl şapka giyileceğini, nasıl idam edileceğini giymezsen hepsini Atatürk'ten öğrendik. Çünkü biz uzaydan indik 1923 yılında. Geçmişimiz yok. Yapmayın Allah aşkına ya. Neyi mi seveceksin? Seviyorsan kusura bakma ama sen de aynı familyadansın. Aynı familyanın adamısın, aynı zihniyettesin demektir. Ha ben Müslümanım elhamdülillah ama Atatürk'ü severim. Güle güle sev, öte dünyada da Allah gel bakayım kimin ensi, kimi çok seviyordun, gel sen ondan bir haşr edeyim der. Sizi beraber pişireyim der Allah. Atatürk'ü niye sevmiyorsun? Niye seveyim? Vatanı kurtarmış. Yapma ya Allah aşkına. Benim bildiğim Maraş tarihi, Maraş tarihini çok iyi bilirim. Maraş Kuvayi Milliye Reisi Aslan Bey Sivas'a telgraf çekiyor. O sırada Mustafa Kemal de Sivas'tadır. Diyor ki Fransızlar azıttılar, biz savaşacağız. Mustafa Kemal'in telgrafı var, resmi telgrafı. Savaşmayın, savaşa meydan vermeyin.
sükuneti muhafaza edin. Aslan Bey'in ikinci telgrafı. Savaş başlamıştır. Allah'ın emri, peygamberin şeyiyle, ifadeyi bulamadım, Osmanlıca bir ifade. Savaş başlamıştır diyor. Aslan Bey'den hiç hoşlanmazdı. Çünkü o telgrafta kendini dinlemediği için. Aslan Bey savaşı başlattı. Koç gibi de 22 günde Fransızı sokağa attılar dışarı. Mustafa Kemal neredeydi? Neredeydi? Sivas'taydı. Daha Kurtuluş Savaşı başlamamıştı. Yalana bak. Yapmayın ya. Tarihi iyi öğrenin kardeşim ya. Tarihi iyi öğrenin. Yıldırım orduları komutanı iken, ikinci Körfez, ikinci Kanal Harekatı, Sina Çölü'nde nereye gitti o ordu? Komutanı Mustafa Kemal'di. Ordu nerede? Eğer bu Tayyip Erdoğan o günlerden bugüne kadar hesaba çekmezse bu rejimi, hesaba çekmezse şu güne kadar kendinin için verdiğim emekler de haram ederim. Ama ben 23'ü bekliyorum. 1923'ü bekliyorum. Ben sabırlı bir adamım. Acelem yok. Devletin nasıl işlediğini de bilirim. Bu kaos hengamında da devletin çarklarının kolay dönmeyeceğini bilirim. Sina Çölü'nde Mustafa Kemal komutasındaki orduyu nereye sattıysa ortaya çıkarılacak. İhanet belgesi mi istiyorsun? Bir tane daha söyleyeyim. 1918 Kasım ayı. Mütareke imzalandı, İstanbul teslim oldu. Neredeydi Mustafa Kemal? Şam'daydı. Peki bir gün sonra Mustafa Kemal ne geziyor Pera Palace Otel'de İstanbul'da? Ve İngiliz diplomatlarla ne görüşüyor? Adam asker, diplomat değil. Diplomatlarla ne görüşüyor? Bana valilik bile verseniz razıyım diyor, değil mi? Bunu Fransız gazetesi yazıyor, ben değil. Türk gazeteleri değil. Fransız gazetesi yazıyor bunu. Merak ediyorsan Mustafa Armağan'ın kitabını aç oku. Tarihçilerin kitabını aç oku. Belgeler cayır cayır yayınlıyor adamlar. Ama sen okumuyorsan, okulda beynine ne soktularsa ondan idare ediyorsan, kusura bakma da bana da böyle saçma soru sorma o zaman. Mustafa Kemal dediğiniz kim ya? Bir İngiliz uşağı. Zihniyeti de İngiliz. Davranışı da İngiliz. Sakarya Meydan Savaşı. Allah Allah. Kiminle yapılmış? İngilizlerle. Çüş. İngilizlerle biz savaşmadık ya. İngiliz